psikiyatrik hastalıklar dediğimizde normal insan duygu, düşünce ve davranışlarında bozulma ve bunun kişinin günlük yaşamını etkilemesi, ilişkilerini ve sosyal hayatını etkilemesinden söz ediyoruz. Bu belirtiler kullandığımız tanı kriterlerine göre belirli bir süre şiddet ve yoğunlukta ise hastalık özelliği kazanıyor. En sık rastlanan belirtiler uyku düzeninde bozukluk, sinirlilik, karamsarlık, sürekli endişe içinde olma, vesveseler, takıntılar, alkol ve madde kullanımı, ağrı, uyuşma, sızlama gibi fiziksel yakınmalar, unutkanlık, korkulardır. Tanı konduktan sonra poliklinik düzeyinde iki tür tedavi yapılabilir. Birincisi psikoterapi, ikincisi farmakoterapidir. Psikoterapi, psikolojik yöntemlerle tedavi demektir. Konuşma, sorunları anlatma psikoterapide bir araçtır. Tedavi edici olan ise bunun ötesindedir. Kişinin görüşmeler yapıldığında belli bir süre, sıklık ve belli kurallara uyarak görüşmelerin devamı özellikle önemlidir. Ve buna göre farklı psikoterapi teknikleri vardır. Kişinin sorunlarını fark etmesi en önemli amaçlardan, başa çıkmada zorluklar, başa çıkma becerileri geliştirmesi, duygu, düşünce ve davranışlarının düzenlenmesi ve kişilik özelliklerinin bazen yeniden gözden geçirilmesi psikoterapide temel hedeflerdir. Öte yandan bu amaçla her psikiyatrik görüşmenin de aslında psikoterapetik değeri olduğu söylenebilir. Psikoterapiyi 4 yıllık psikoloji eğitimi üzerine klinik psikoloji yüksek lisansı yapan, hasta tecrübesi olan klinik psikolog veya psikiyatri uzmanı uygulamalıdır. Farmakoterapi, psikoterapi ile birlikte ya da bazı durumlarda tek başına verilen ilaç tedavisidir. Psikiyatri ilaçları, genel yaygın kanı olarak toplumda üzerinde en çok ön yargı olan ilaçlardan birisidir. Kilo yapması, bağımlılık yapması, alışkanlık yapması, uyutur, uyuşturur gibi ön yargılar bazen kişinin psikiyatriste başvurmasını bile geciktirecek boyutta kaygı, korku oluşturabilir kişilerde. Oysa psikiyatrik tedaviler yan etki açısından veya etki açısından tamamen bireye özeldir. Yan etkiler genellenemez. Örneğin her psikiyatri ilacı kişide uyku yapmaz, kilo alışına neden olmaz. Bu nedenle de mutlaka uzman tarafından kişinin değerlendirilmesi ve önerilerde bulunulması gerekir. Psikiyatri ilaçları kural olarak, tedavi kuralı olarak uzun süre kullanılır. Ortalama 6-8 ay, bazen 1 yıla varabilir. Psikiyatrik hastalıkların tedavi şansı günümüzde oldukça yüksektir. Psikiyatrik ilaç yan etkilerinden ya da ön yargılardan bağımsız olarak eğer bir psikiyatrik belirti veya hayatınızı etkileyen olumsuz bir durum varsa uzmanından yardım almaktan çekinmeyin. Psikiyatrik tedavi mutlaka uzman tarafından sonlandırılmalı ve takip edilmeli. İlaç kullanımı gelişigüzel olmamalıdır. Bu konuda uzmanınıza danışabilirsiniz.